Şimdi sadece skor değil, canını azaltıp bir oyuncuyu da üste gönderemediği için alevecilerine de yönelemiyorlar. Optimus hemen Perks'ün takasına karşılık verdi. Bu arada sersemletme geliyor Perks'ten. Sihir içeni de var. Şimdi sıçra tutuştur geldi ama kötü bir hamle Optimus'tan. Parça tesiri skoru getiriyor. Zeven'in üste döndüğünü görünce Marines bu açıklığı çok iyi değerlendiriyor şu anda. Marşi'den sıçrayla birlikte bu ulti trick üzerine Optimus kovalıyor. Orada bitkinlik kullanıldı. Ama Optimus o skoru muhtemelen alacak. Bitkinlik bitti şimdi. Tree'ye son anda. Orada şurikenleriyle skor almayı başarıyor ama karşında Archie'yi kaybetti Marines. Bu arada alevejleri Marines'e gitti ama savaş devam ediyor. Stark geldi buraya. Çok kötü bir noktada kaldı Stark. Hemen sıçrasını kullanıyor. Çok orada. Optimus sersemlettikten sonra bir hasar verdi. Agresif oyun geliyor Optimus'tan. Çünkü Levi de orada ve Levi o skor alıyor. Bitkinlik var Optimus'un üzerinde. Parça tesir hasarı yeterli olmadı. Bu tarafta da totem temizlikleri devam ediyor. Nehir kontrolünü her iki takım da şu an çok istiyor. Kullandı Optimus. Perks'ü bir kere daha bulmayı başardılar. Çünkü sıçrası yok. Son anda düşecek gitmeden mi? Perks orada hayatta kalmayı başaracak. Son bir vuruş gelmedi Optimus'tan. Kristal Kule'ye karşı kullanılan bir sıçra var. Slay almış orada skoru arka tarafta. Optimus'a Levi'nin canı çok az. Kaçmaya çalışıyorlar. Ama Galio geldi orayı savunmaya. Optimus yaylım ateşine düşüyor. O menzilden çıkamadı bir türlü. Levi kurtarmayı başardı. Hayatta tuttu Stark. Nautilus'un ultisi de burada istediği gibi gitmedi. Levi yaylım ateşi düşürmedi onu. Çok az canlı uzaklaşıyor oradan. 2'ye 1 bir değişim. Manis buradan daha avantaj çıktı. Bir de X-Factor üzerine gelen bir kışkırtma var. Patlayan lokum. Stark kuleden hasar almaya devam ediyor. Zeven hasar vurmaya devam ediyor. Yan taraftan Mithy. Orada rakibi dürtmek istedi ama istediğini başaramadı. Ve burada kuleyi almayı başaracak Marines. İyi bir takım savaşı çıkardı Marines. Bunu da bir ol hemen yoğunluğunu kullandı. Gelen bir ışından var. Trick hızlı tetiğiyle agresif bir oyun oynadı burada. Zven'in üzerine gidiyor. Çok az bir canlı Optimus. Yalnız harika tuttu orada Optimus'u. Mithy ama tutuştur Zven almaya yetiyor. Levi ile X-Fact arka tarafta boğuşurken Archie'den güzel bir sıçra. Hasar yeterli olmadı Perks'ün. Slay şimdi katılacak yalnız o savaşa. Savaşa katılmayı başardı. Start'tan gelen bir orada kışkırtma var. Ve Archie'nin ultisiyle birlikte. Bu sefer G2 burada biraz toplanmakta bayağı bir sıkıntı çekti. Mithy yere mıhlamayı başarsa da yaptı destek onu etmedi ama Slay. Slay yakalanıyor. Slay'den kullanılan bir sıçra var. Daha işleri yalnız hasar vurabilir ona son anda. Çiçek. Mithy otomatik saldırıyla. Orada Çiçek'in otomatik saldırısı ya da o skor almayı başardı. Yalnız oraya gelen 3 kişilik bir G2 ekibi var. Optimus yok etti Tree'yi. Hala ölçüsü var. Perks'ü değil Mithy istedi. Bitkinlik kullanıldı Perks'ten. Bir de Kristal Ok. Bu nasıl kitle kontrol Optimus için? Sıçrasını kullandı şimdi ve kışkırt çok geldi. İyi bir kışkırt geldi Stark'tan. 2'de 2 Stark'a giderken toplamda 3 skor. Optimus üzerine kullandı Nautilus ultisi. Optimus çıkabilir oradan yalnız gidemedi bir türlü. O gölgesine gitmeyi başaramadı. X-Pack bir de Archie'yi alıyor. Burada Zven'i kışkırttı Stark. X-Pack koruyabilecek mi acaba Zven'i? Yağ tartan Levi geldi şimdi. İlk önce ace skorunu almayı başardı. Ama iyi bir iş başardı. Perks'ün hızını keserek orta koridorda onun üzerine oynamayı başarmıştı Levi ve Optimus tarafından ama Optimus yoğunluğunu kullandı. Şimdi Zven'in üzerine gidiyor. Bir sıçra kullanıldığını gördük. Optimus geri çıktı. Hasar yeterli olacak. Slay tamamladı o hasar ve Optimus'tan güzel bir hamle. Şimdi kule altında Stark hasar almaya devam ediyor. Kefaret geldi. Ağaçtan yapılmaması gereken bir hata burada. Evet, Marines yaklaşamadı bile G2'ü. Kendi ormanına girmekte tereddüt çektiler. Tereddüt ettiler. Daha şimdi girdiler ormanlara. Uzaklaşıyor. Orta koridorda Slay'den güzel bir dürtme. Kristal Ok Slay için kullanıldı. Slay çok fazla hasar aldı oradan ama hayatta kalmayı başarıyor. Kullanılan bir de kefaret var. Levi önde kaldı biraz. Galio'nun yardımına gelirken buradaki kuleyi almayı başardı Marines ama Slay'in çok dikkatli olması lazım. Canı %40 civarlarında şu anda. Stark'tan sıçra kışkırt görebiliriz. Stark orada sıçradı ve Zeven skorunu alıyor Slay. Daha sonrası Levi rakibin üzerine atıldı. Tree almak üzere ama kuleden de hasar alıyor Levi. Son vuruş yetecek mi? Son vuruş yeterli. Ama 3 kişiyi düşürdü G2'dan Marines bu noktada. 3'e 2 bir değişim gördük. Yalnız yan tarafta Optimus'la Slay inhibitor kulesini de aldı. Ve burada inhibitor haberi gelecek. Marines tarafından oyunu hatta oyunu bitirmeye gidiyorlar. Nautilus ve Mithy bakalım oyunu ne kadar tutabilecekler. Baron güçlendirmesine karşı ellerinde olan her şeyi kullanmaları lazım. Burada yapması gereken tek şey minyonları temizlemek G2'nun. Stark Mithy'yi kışkırtmayı başardı ama Optimus orada durdurmayı başarıyor X-Fact. Burada kuleyi korumayı başaracak G2. Ve Next kulesi alma girişimi sona erdi Marines'in. Ve Marines burada G2'yu eksik yakalayınca çok hızlı bir şekilde düşürüyorlar o kuleyi. Üst koridorun ikinci kulesine gidip oradan baskıya devam etmesi lazım. Zaten şu anda Nautilus dışında
gelebilen bütün hedeflere karşı birebir de üstün konumda. Şimdi Baron'dan önce son kez Archie üste dönüyor. İki tane kontrol ötemektedir. Bu arada kullanılan bir sıçra var Optimus'tan. İki ulti kullanıldı onun için. Stark yetişti. Stark hasar üzerinde tutmaya devam ediyor. Levi bir türlü dahil olamadı savaşa. Archie arka burada tarafta yok. Bekliyor. Archie'nin gelmesi bir hayli uzun sürecek. O yüzden Optimus ve Manis oyuncuları buradaki savaşı uzatmıyor. Tabii Optimus'un üzerinde kırmızı güçlendirme olduğu için canı da yavaş yavaş dolacak onun. Levi hala aynı yerde beklemeye devam ediyor şu anda. Kullanılan bir çıpa bir hedef tutmayı başardı ama Expect önde tek başına kaldı. Yarı canını kaybetti Expect. Arka tarafta Arch Optimus Killstreak'i bulmuş ama çok iyi bir hamle. Orada Ziven yardımına yetişti takım arkadaşım ve Optimus skorunu çıkarmayı başardı. G2 Expect'in koruyucu meleği devreye girdi burada. Expect tekrardan takım savaşına dahil oldu ama sırtına hasar almaya devam ediyor. Slay. Ziven yan taraftan bir türlü dahil olamadı. Şimdi Levi girdi ama o da girdiğine pişman oldu. Çünkü bitkinlik i̇kide devrede 2'de 2 Perks'e gidiyor. Sark'ın üzerinde bir kere daha döndü ultisi Perks'ün. Kışkırtma geldi ama yeterli değil. Ve burada G2 katliama doğru gidecek. Stark geldiği gibi hemen bir sersemet ve Perks'ten buraya kadar diyor ve 8000 altın. Onun yerine orada hedef değiştirdiler. Onu aradan çıkarmak istediler. Ardından onu aradan çıkarmak koyuncusu olan Stark tek başına orada 5 oyunun arasında kalıyor ve şimdi bakalım rüzgar G2 tarafına döndü. G2 bu baron güçlendirmesi neler yapacak? G2 iki tane yeteneklerinde ama ikisi isabetli değil. Ve bence Optimus ve Levi'nin artık bir cıvalı kuşak alması lazım. Çünkü hem kitle kontrol hem de bu gelen iki bitkinlik önlemine karşı derken bir takım savaşta Archie düşmek üzere. Archie çok hızlı bir şekilde eğildi. Optimus geri çıkıyor oradan. Gelen bir kışkırtma var şimdi Optimus geride. Tree kaybetti G2 bu noktada. Optimus hala hayatta kalırken Stark hasar almaya devam ediyor. Burada Stark'ın üzerinde hem Sven hem de Mitty var. Expect'in manası çok az. Slay. Perks onu kovalıyor ama burada Stark'ı da kaybetti Marines. 2'ye 1 bir değişim gördük. Baron güçlendirmeli G2 iyi bir takım savaşı çıkardı. Ve şimdi kuleleri de almaya başlayacak orta koridordan. Çünkü Marines oyuncuların canı çok az ve üste dönüyorlar. Tabii Z tercihinde şöyle bir handikapı var. Onu da belirtmek lazım. Yani oyun uzadıkça çok fit değilseniz Z oyundan düşüyor. Yani bu tarz takım oyunlarına karşı. Ve şu anda her takım savaşında Ziven elinden gelebildiğince eş okunu Optimus'a saklamaya çalışıyor. Bunu yaptıkları zaman başarılı oluyorlar. Ama bakalım bu baron güçlendirmesiyle buradan herhangi bir şekilde inhibitor almayı başaracaklar mı? Kuleye alıp geri çıkıyorlar. Şimdi iki suikastçı yan taraftan rakibi dürtmeye devam ediyor. Levi ile Optimus. Levi görünmezliğini kullandı. 4 kişi birden yavaşlattı. Harika bir Ziggs ultisi. İlk önce Perks, daha sonrasında Ziven, daha sonrasında Mitty'yi kaybetti G2. Ve burada uzun süre kalınca hemen cezayı kesiyor Marines. Az önce 5 skor almıştı G2. Buna 4 skorla Marines karşılık veriyor. Ve şimdi çok rahat bir şekilde üst koridorla orta koridorun inhibitorunu açabilir. Hatta bir skor daha çıkarırsa, 3'yi de alırlarsa oyunu bitirebilirler. Üst taraftan minyonlar geliyor. Baktığımız zaman orta koridordaki minyonlar bayağı bir uzakta. Buradaki 2 minyona bakalım. Bu kuleyi almayı başarabilecekler mi? Ölüm süreleri bayağı bir uzun. Ölüm süreleri şu anda 25 saniyenin üzerinde. Buradaki 2 minyon belki de oyunun bitmesini sağlayabilir. Ziggs olduğunu unutmayalım. Evet, Ziggs'in patlayıcı lokumunda çok büyük bir önüm var. Hemen Tree'in üzerine yöneldi Marines. Çünkü Tree skoru oyunun sonu anlamına gelecek ama onu almadan da oyunu bitirmeye doğru gidiyor ve bu noktada Gigabyte Marines 40 dakika süren maçta galip gelmeye başarıyor G2 karşısında. Çok önemli bir hata yapıp 8000 altın öndeyken rakibe hem katliam hem de baron verdiler. Ama daha sonrasında bu hatalarını telafi ettiler. Şimdi bu oyunda Marines comeback mi yapmış oldu? Önce sattı sonra geri geldi. Yani Marines iyi bir şeyler yaptı ya. Ya oyunun büyük kısmını önde götürüp sonra çok basit bir hatayla bütün avantajı...